Evet, değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi bugünkü stüdyo konuğumuz eski bir siyasetçi olacak demiştim. Çalışma Bakanlığı yapmış, Sağlık Bakanlığı yapmış, İskan Bakanlığı yapmış, önemli isimlerden biri. Ve tabii tecrübelerine dayanarak sorularımız olacak. Biliyorsunuz koalisyon görüşmeleri devam ediyor. Üçlü mü dörtlü mü olsun diye, hatta ona esprili bir dilli bir sabah hani indik mindik tatlar indik diye bir oyunumuz vardı çocukken, öyle mi yapsak demiştik. Özel Tahsin Bey bizimle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydınlar. Günaydın. İyi günler diliyoruz size de. Sağ olun. Sizi biraz tabii ağırlıyoruz ama tabii çok hani güzel yurttan geldiniz. Oradaki atmosferi de aslında size soracağım ben. Hani insanlar ne düşünüyor? Güzel yurtlu ne der, ne demez, onları da hep konuşacağız. Ama önce bir ülke gündemini değerlendirelim. Siz siyasette uzun zaman yer aldınız. Önemli bakanlıklar da yer aldınız. Bugünkü siyasi atmosferi, seçimden sonraki oluşan, nasıl değerlendiriyoruz efendim? Biz hiçbir şey anlamadık. Hükümet bir türlü kurulamadı. Çeşitli görüşmeler yapılıyor. Bugün yazılı basında okuduk. Bir takım pazarlıklar yapılıyormuş. Bu pazarlıklar neticesinde bugün Demokrat Parti parti meclisini toplayacak akşam saatlerinde 18'de. Artık oradan çıkacak sonuçta, belki bir nihai sonuca ulaşırız ama atmosfer olarak nasıl değerlendiriyoruz efendim? Tabii tekrar ben iyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyenlere de saygılarımı sunuyorum. Tabii ki erken genel seçimden sonra böyle bir tablonun ortaya çıkması hükümet oluşumunu zorlaştırdı. Tek başına bir iktidar olmayacağına göre koalisyon olması gerekir. Mevcut aritmetik de bu koalisyonun ikili, üçlü ve dörtlü olmasını gösteriyor. İkili koalisyonların kapısı kapatıldı, biliyorsunuz. Evet. Halkın Partisi ben kurmam dedi, Cumhuriyetçi Parti ben kurmam dedi VP ile. Dolayısıyla otomatik olarak üçlü dörtlüye kaydı senaryo. Onların çalışmaları yapıldı ve son aşamalara gelindi. Yani hemen hemen bu üçlü ve dörtlü görüşmelerden sonra ortaya çıkan tablo, öneriler netleşti. Bu akşam da işte kilit durumunda olan Demokrat Parti'nin parti meclisi toplanacak. Ben de orada görevliyim. Aa, oradasınız. Evet. Evet. Yani bu akşam konuyu enine boyuna tartışacağız. Öncelikle ülkenin çıkarları neyse o konularda tartışıp bir sonuca varılacağına inanıyorum. Peki. Tamam. Şimdi sizi yakalamışken. Yakaladım. Peki şimdi genel kanı nedir? Yani şimdi koalisyonlardan çok çekti bu halk aslında ama yine de toplum bir tane siyasi partiye tam yetki vermedi. Seçim sonucu koalisyon böyle. Dedi. Yani bu aritmatiğin oluşmasında halkın eğilimini nasıl değerlendiriyoruz? Yani %11 kadar bir oyu seçim ve halk oylaması yasasına göre yandı. Onu da değerlendirelim. Sonra tabii sizin bu parti meclisine geleceğim. Önce bir Özel Bey'i ısındıralım. Ne kadar çok konuşursa o kadar çok şey ağzından kaçırabilir. Değil mi? Evet. Ve aynı zamanda tabii bir de büyük bir kesimde boykot etti. Mesela Rum tarafındaki seçimlere bakıyorum. %70 oranında katılım olmuş. Ne yazık, kıskandım yani gerçekten. Niye bizim toplumumuzda %70'lerde, %80'lerde katılım göstermedi diye böyle bir içim acıdı açıkçası. Ne kadar güzel olurdu. İrade o zaman yansırdı belki de tam olarak. Nasıl değerlendiriyoruz bunu? Bu şimdi öncelikle bunu değerlendireyim. Buyurun. Zannedersem burada bir hata yapıyoruz. Nedir? Şudur. Örneğin diyoruz ki katılım oranı bu kadar, katılmayanlar bu kadar. Hı hı. Peki katılmayanların şu anda veya seçimin olduğu günde nerede olduğunu araştırıp ortaya çıkardık mı? Hayır. Var mı öyle bir şeyimiz? Yani bulabilecek bir mekanizma var mı? Mutlaka vardır. Var. Örneğin yıllardır benim evime 5 tane seçmen kartı geliyor ama yıllardır biz hep 3 oy kullanıyoruz. Neden? Çünkü
gelen seçmen katlarından bir tanesi olan kızım tahsilde İstanbul'da. Diğeri burada askerlik yapacağı için ikamet olarak benim adresimi gösterdiği yıllardan beri o isme seçmen kartı geliyor. Yıllardan beri, 15 yıldır. Bir bildirim yapmadınız mı yani burada yok bu insanlar diye mesela? Şimdi onu yapmadık, belki yapmamız gerekirdi. Tabii. Yani yurt dışında olan, yurt dışında olan veya bu tür çok kişi var veya hasta yatağında gidemeyecek durumda olanlar var. Yani bu katılmayanlar arasında en az yarısı bu şekildedir. Dolayısıyla bu oran düşüyor. Yani o kadar düşük değildir katılım oranı. Değildir. Değildir aslında. Değildir. Yani önemli olan burada sürekli ikamet edip de oy kullanmayanlara bakmak lazım. Yani şimdi bir araştırma yapılsın. Siz gidip oyunuzu kullandınız mı, kullanmadınız mı ortaya çıksın. Halbuki o şey de hani mesela oy kullanmaya gittiğimiz zaman oradaki sandık görevlileri kimse şey imza falan attırıyorlar değil mi? Evet. İsmin karşısına. Evet. Ki oradan da tespit edilebilir belki bölge bölge hani kimler geldi, kimler imza attı. Gelenler atmadı. Belli zaten. Gelenler evet. Belli de gelmeyenler kimler? Onu bulmak lazım. Yani gerçekten o gelmeyen kişi seçimin yapıldığı gün gerçekten Kıbrıs'ta mıydı ve gitmedi? Yoksa yurt dışında mıydı ve maddi imkansızlıktan dolayı gelemedi? Onları araştırmak lazım. Yoksa bu kadar kişi katılmadı demek doğru bir yaklaşım değil. Doğru bir yaklaşım değil. Peki. Bu oran düşer. Yani katılmama oranı düşer. Düşer eğer evet. Net bir araştırma yani bunu, yapılırsa. Yani bunu söyleyebilirim ben rahatlıkla. Peki şeyi nasıl değerlendiriyoruz? Seçim ve halk oylaması yasasını nasıl buldunuz? Yani Yüksek Seçim Kurulu da bir takım aksaklıklar yaşandığını aslında belirtti. Yani uzun sürdü Yüksek Seçim Kurulu'nun bize kamuoyuna bilgi vermesi. Haklı oldukları yanlar var. Yani ben Yüksek Seçim Kurulu'nu veya orada çalışan, hizmet veren, hiç uymayan insanları eleştirmek için söylemiyorum. Ama ortada bir aksaklık var. Bunu çözmek lazım herhalde. Şimdi bu seçim yasasıyla ilgili az çok bir tecrübem, deneyimim, bilgim var. Ben siyasal bilgileri de okuduğum zaman bu seçim yasalarını, şekillerini, sistemleri okuyan bir kişiyim. Bizim esas yasamızın özü de işte 75 kurucu mecliste geçen seçim ve halk oylaması yasası DEHON sistemi üzerine kurulmuş bir yasa. DEHON nedir? DEHON bu sistemi bulan kişinin ismi. Burada amaç her partinin aldığı oya karşılık meclise kişi göndermesidir. Yani burada adaletli bir oya karşılık bir temsiliyet söz konusu. Bunu uygulayan ülkeler şöyle yapıyor, gidiyorsunuz sandığa, mühür vuruyorsunuz. Örneğin Türkiye'de. Evet. Tercih falan yok, karma falan yok. Karmayı biz o günlerde çıkardık, niçin koyduk. Amaç niçin? Neydi? Söyleyeyim. Hı. Söyleyeyim, niçin? Çünkü bizde siyasal partiler yasası 75 kurucu meclisi oluştuğunda geçti. 74 öncesi bir siyasal partimiz vardı, o da yasamız olmamasına rağmen kurulan bir partiydi. 74'ten sonra artık siyasal partiler 75'ten sonra kurulmaya başlandığında mecburen partilerle siyasi yaşama gireceğimiz için böyle bir yasanın geçmesi zorunluydu ve böyle bir yasa geçti. Karmayın için koyduk. Çünkü daha siyasal partiler yeni kuruluyordu. Bizim halkımız siyasal partilere onların görüşlerine, ideolojilerine alışkın, yatkın, benimsemiş durumda değillerdi ilk zamanlar. Dolayısıyla siyasal partilere daha yeni yeni alıştığımız bir dönemde vatandaşa ille de gidip bir partiye mühür vur demek yerine karma yapmak suretiyle de tercih haklarını kullanma şansını getirdik. Birkaç dönem. Ta ki siyasal partiler oturuncaya kadar. Nitekim aradan geçen 2-3 seçimden sonra karma oy kalkmıştı. Kaldırıldı. Çünkü amaç oydu zaten başından beri. Ama
Bilhare karma oy yine getirildi. Getirildi ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi tercihlere bir şey demem. Yani mühür vurulduktan sonra tercih nedir? Bakarsınız delege adaletli bir seçim yapmaz. Hak eden kişiyi sonlara atabilir veya öyle gelebilir. Ama partili bakarsınız o adamı tercih etmek ister. Bunun örnekleri de var. Yani ille de birinci sıradan kazanacak diye bir kural yoktur. Benim başıma gelen bir olay. Ben il seçimleri, 76 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa ilçesi, o zaman vardı Güzelyurt ayrı değildi. Hı hı. Sonuncu sıradaydım. 19. sıradaydım. Seçim kazandım. Yani kimse kazanmaz çok bu sonucu. Çok da bakmıyor aslında. Nereden kazandım? Tercih ve karmadan kazandım. Hı. Tercih ve karma oylarıyla kazandım. Yani tercihler bir noktada yapılabilir. O zor değildir. Ve mühür vurduktan sonra yapacağınız yanlış bir tercih de mühürünüzü bozmaz. O kadar etkilemez. Ama özellikle bu dönemde tek seçim bölgesi ilan edildikten sonra getirilen karma sistemi bir ucube. Bunun içinden çıkmak hiç de kolay değil. Hiç de kolay değil. Aynı seçim bölgesinden en az iki partiye vereceksiniz. En az o yarısı kadar vereceksiniz. Onu hesaplayacaksınız. En az 24, en çok 50 falan. Bir de çarşaf listesi. Bir de çarşaf liste. Yani bu hakikaten olmaması gereken bir durumdu. Ben bu komitede görev yapan bir milletvekili arkadaşıma sordum. Ya dedim siz bu sistemi nereden aldınız? Dünyanın başka yerinde uygulanan bir sistem midir? Ben biliyorum yok. Hayır dedi bana. Ne getirdiniz? Niye getirdiniz? Bunun sakıncaları olacak. Nitekim çıktı. Evet. Yani ama buraya gelmişken ben şunu da söyleyeyim. Buyurun. Şunu da söyleyeyim. Geçmiş meclisimizin maalesef geçirmiş olduğu önemli toplumsal yasalar sınıfta kaldı. Örnek, oy birliğiyle geçen anayasa değişikliğimiz halk oylamasına sunuldu, reddedildi. Oy birliğiyle geçen bir yasaydı, anayasaydı. Reddedildi. Şimdi yine bu seçim ve halk oylaması yasası. Bu da sınıfta kaldı. Bu kadar oyun yanması açıkça ama bunu gösteriyor. Aynı insanlar, benzer insanlar şu anda da parlamentoda. En azından ders alsınlar. En azından ders alsınlar. Yani teoriyle pratiği ayırmaları lazım. Ayırmaları işte ben bir yasa yaptım. Peki şeyi niye kaldırdınız? 5 seçim bölgesi vardı. Niye kaldırdınız? İşte bölgecilik olurdu veya o bölgenin bakanı veya milletvekili kendi bölgesine çalışırdı. Ya bunu hükümet kontrol etsin veya parti kontrol etsin. Şimdi yani de var sırf ama o yüzden, sırf o yüzden böyle bir sistemin getirilmesi yanlıştı. Yani toplumsal bir gereksinlik değildi. Kişisel bir tepkiden dolayı bu yapıldı. Neydi yani, o kişisel tepki? İşte X bir bakanın bakanlığı döneminde kendi bölgesini ne daha çok yatırım yapması falan şeklinde yorumlanarak böyle bir yöne gidildi. Anladım. Birkaç tane soru var, onları hemen evet soralım mı size? Mesela Özgün Öztemel, günaydın Çiğdem Hanım, günaydın Sayın Özel Tahsin. Yanlış politikalar günaydın yüzünden halkı hem kamplara böldüler hem de devlete karşı güvensizlik yaratıldı ve siyasilere güven duygusu zayıflatıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş. Tabii şimdi siyasi görüş farklılıkları olacak. Yani bunu demokrasiye inanıyorsak bu olacak. Zaten siyasal partiler de farklı siyasi görüşlerden oluşan insanların oluşturduğu topluluklardır, partilerdir. Bu olacak. Ha şimdi politikacı güvensizlik o yapılan icraatlar. Az önce söyledim işte. Az önce söyledim, iki örnek verdim. Sizin dönemde de var mıydı böyle güvensizlik? Şimdi yani tabii, bu derece miydi? Şimdi tabii 10 yıl sonra şu anda görev yapan birisine bu soruyu sorsanız o da diyecek ki hayır bizde böyle bir şey yoktu doğal olarak. Yok. ama ben diyorum yani o dönemlerde gerçekten milletvekiline bakana olan saygınlık farklıydı. Gerçekten farklıydı. Yani ne bir saygı vardı. Vardı. Bir güven vardı. Vardı. Bilmiyorum, zaman içerisinde yapılan hatalar, şaibeli icraatlar, şunlar bunlar bu güvensizliği yarattı. Peki bu çok kadar önemli, gerçekten çok önemli. Hı hı. Yani bir hükümet döneminde yapılan bakanların yaptığı icraatlar eğer vatandaşın dilinde sakız olarak konuşuluyorsa,
dedikodulara düşüyorsa, bir takım vatandaşın benimsemediği icraatlar yapılmışsa ve bu vicdanları rahatsız ediyorsa, bu hakikaten bir güvensizlik yaratır. Bir güvensizlik yaratır. Bakın ben size bir örnek vereyim madem ki açıldı. Merhum Çağatay, başbakanlık yapmış Çağatay, Çalışma Bakanı'ydı. Parti Genel Başkanı oldu. Başbakan oldu. Çalışma Bakanlığı boşandı. O göreve sendikacılık kökenli olmam nedeniyle beni atadı. Bir sene o görevi yaptım. Bir sene sonra seçimler oldu. Tekrar seçildiğimde kabine oluşacak. Ben doğal olarak eğer bakan olacaksam herhalde Çalışma Bakanı olurum diye beklerken. Çünkü bir deneyim kazandım. Tabii sonra. Deneyim kazandım, evet. Ve başarılı olmuştum. Beklerken hiç benimle ilgisini görmediğim bir bakanlığa beni uygun gördü. İskan Bakanlığı. İskan Bakanı olarak açıkladı. Tepki koydum. Tamam dedi bana. Ben merak ettim. Niye beni oradan alıp buraya getirdi diye. Bir başarısızlığı mı var? Bir şey mi oldu diye. Hayır, herhalde. Başarısızlık yoktu da acaba niye getirdi? Düşünmeye başladım. Benim onu çok sevdiğimi biliyor. O da beni çok seviyor. Yani gerçekten bana inanıyor, güveniyor. O kim? Güveniyor. Merhum Çağatay, evet. Mustafa Çağatay, başbakan. Evet. Beni İskan Bakanı atıyor. Neyse göreve başlıyorum. O bakanlığın büyüklüğünü ve o günkü şartlarda sorumluluğunun ağırlığını gördüm. Bir şeyler anlamaya başladım. Ve aradan zaman çünkü benim atandığım günlerde geçen iskan yasası uyarınca hak sahiplerine dağıtım başlayacaktı. Herkesin hakkını vereceksiniz. Kaynaklarını devletin bu insanlara dağıtacaksınız. Adil olmanız gerekir. Dürüst olmanız gerekir. Hak yememeniz gerekir. Yıl, bir yıl... 1981. 85, evet. Evet. Buyurun, devam edelim. Ve aradan zaman geçince sordum kendisine. Efendim dedim, bir şey sorayım. Sor dedi. Niye beni dedim İskan Bakanlığı'na atadınız? Anlamadı mı dedi bana. Galiba anladım dedim. Ne bana anladım? Verdiği cevap şu. Bu kadar devletin varlığını, kaynaklarını güvenebileceğim birine emanet etmek istedim dedi bana. Tamam mı? Nitekim benden sonra yapılan icraatlarda zaman zaman gerçekten dürüst çalışanların yanında zaman zaman bir sürü iddialar ortaya atıldı. Bir sürü şaibeler ortaya çıktı. Kaç yıl yaptınız İskan Bakanlığı? Ben İskan Bakanlığı'nı bir yıl yaptım. Çünkü hükümet değişti, koalisyon hükümetine girdim. Bir yıl yapabildim ama o bir yılda da gerçekten önemli icraatlar yaptık ve hak sahiplerini tatmin etmeye çalıştık. Ama hiç adaletsizlik, bilerek adaletsizlik ve haksızlıkla yapmadım. Bak onu açık ve net söylüyorum ve huzur içindeyim. İşte bütün bunlar halka güven veya güvensizlik veriyor. Daha sonra yaşanan olay, çok olaylar oldu. Hapse girenler oldu, şu oldu, bu oldu, bilmem ne atılanlar oldu. Yani yanlış siyasi ve bakan dolayı. Olarak mı hapse girdiler? Evet, İskan Bakanı yapmış kişinin hapse girdiğini biliyoruz. Yani usulsüz icraat yaptı diye. Peki o zaman çalışan adalet şimdi ne oldu? Tabii şimdi adalet, bu kadar adalet sadece adalet sadece kağıt üzerinde değil. Adalet vicdanlardadır, düşüncededir. İyi niyettedir. Yani kağıt üzerinde ne kadar güzel bir şey yazarsanız yazın, eğer düşünce ve icraatınız o yönde değilse adalet de olmaz. Adalet de olmaz. Demek ki insanlar zaman içerisinde biraz düşüncelerinde sapmalar gösteriyor. Onu söylemek lazım. Yani ben şimdi Özel Bey bu konuyu biraz açmak istiyorum. Çünkü bugünün koşullarında insanların en çok söylediği, rahatsız olduğu vicdani olarak niye kimse yargılanmıyor? Yani kimse derken sıradan vatandaşlardan bahsetmiyorum. Onlar gayet güzel yargılanıyor. Ama ne bileyim biri bir mevkideyse, biri bir icradaysa, biri işte ne bileyim birileri tarafından icrada veya işte belli makamlarda olan kişiler tarafından bir şekilde korunuyorsa bu insanlara hiçbir şey olmuyor. Çok haklısınız. Bu çok yaralıyor çok toplumu. Çok haklısınız. İşte güvensizlik buradan geliyor zaten. Yani 1982 yılından
sonra, 82'yi gösteriyorum çünkü evet. bir yıl bakanlık yapmışsınız. Evet. Ondan sonra bakanlık yapmış veya işte yetki almış insanların hapse girdiğini biliyorum dediniz. Evet. Belli belge bilgileri dayanarak mutlaka hüküm alınmıştır. O zaman ne olduydu da şimdi olmuyor acaba o bölümde, o adalet bölümünde? Yani o zaman... Siyasi partiler de acaba kendi içinde bir denetim mi yapıyordu, bir dışlama mı yapıyordu bu tarz şeylere karşı? Bir dokunulmazlığı yok de, muydu? Göreve başında, üst kademede görev yapanların kişilikleri, yapıları bu doğrultudaydı. Haksızlığa, adaletsizliğe fırsat vermediler. Göz yummadılar. Hmm. Yani şimdiki fark bu olabilir mi acaba? Olabiliyor. Bu olabiliyor. Yani... Yani icraatlara baktığınızda, uygulamalara baktığınızda hakikaten partizanlık çok aşırı adam bir kayırma. Noktaya getirildi. Adam kayırma, haksız kazançlar elde etme, ettirme, yaratma. Mevkiyi kötüye kullanma. Yani bunlar hakikaten vatandaş görüyor bunları. Yani küçük bir toplumuz, küçük bir toplumuz. Herkes herkesi tanıyor. Bakıyorsunuz adam ansızın zengin olmuş. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Sorgulamak, denetlemek lazım. Yani bir tarafta vatandaş namuslu, dürüst bir şekilde çalışacak. Öbür tarafta da öbürleri bedavadan gelir elde edecek. Bu vicdanları yaralar gerçekten. Bakın ben belki söylemek doğru olmaz ama İskan Bakanlığı yapmış ve az önce söylediğim şekilde bütün kaynakların büyük bir bölümü dağıtan bir makamda olan kişi olarak benim hala ve eşimin ve ailemin puanlarımız var. Milyonlarca puanımız var. Eşdeğer puanımız var. Ben kullanmadım bu hakkımı hiç bakanlığım döneminde. Ondan sonra da almadım. Bakın. Yapmadım. Rahatım. Çok rahatım. Ki yapabilirdiniz. Hiç kimse bana bir şey diyemedi. Diyemez. Yapabilirdim. Kesinlikle. Yapmış olsaydım ben bugün... Çok zengin bir kişi olurdu. Toprak ağası olurdu. Benim zenginliğim maddiyatla değil, benim gönlümün zenginliği önemlidir. Evet, inşallah bu dönemde de bu 1982'lerde kalan o adalet duygusunu, vicdan duygusunu topluma yerleştirecek icraatlar görebiliriz. İnşallah. Yargılanmalı yani Özel Bey değil mi? Bu kadar şaibeden bahsediliyor. Yani bu yargılanma... Kurulacak hükümet modeliyle de yakından ilgilidir. Bak onu da söyleyeyim. Nasıl? Açalım onu biraz. Açalım. Hadi açalım. Yani bugün üçlü koalisyon mu, dörtlü koalisyon mu? Üçlü koalisyonun kurulması halinde koalisyona ortak olan partiler muhalefetin vereceği, getireceği bir araştırmaya, bu yolsuzluklarla ilgili konulara nasıl bakacak? Dörtlü koalisyon döneminde nasıl bakacak? Nasıl olur o? Biraz sizin fikirlerinizi nasıl öğrenelim. Olur? Herhalde şöyle olur. Yani üçlü bir koalisyonda, üçlü koalisyonu da kimlerin yapacağı belli. Muhalefette kalan partilerin bu konudaki meclis araştırma veya soruşturmalarının meclisten yeterli sayı alması zorlaşır. Zorlaşır. Yapamaz yani. Zorlaşır diyorum. Yani onu bilmiyorum ama zorlaşır. Evet. Aksi durumunda daha kolay olur. Dörtlü olursa? Dörtlü olduğunda bu daha kolay olur. Zaten vaatler de o yöndeydi daha herhalde topluma. Olur. Daha kolay olur. Yani... Vatandaşın, bakın açık söylüyorum, vatandaşın beklentisi birilerine artık hesap sorun. Artık birilerine hesap sorun. Yani sorun ki bundan sonra yapılacak icraatlar temiz yapılsın, dürüst yapılsın, hak hukuk çerçevesinde yapılsın, haksızlık yapılmasın, insanların hakkı yenmesin, partizanlık nedeniyle bu kadar devletin imkanları çarçur edilmesin. Vatandaş bunları istiyor artık. Belki o sandığa gitmeyenlerin tepkileri de bundandır. Neden bundandır? Ya bir şey değişmedi, değişmeyecek, niye gideyim? Düşüncesi de var insanlarda. Yani onu da söylemek lazım. Bu nedenle ve bunun şu yararı da var. Yani şimdi ben herhangi birisi suçludur, hiç yargı karar vermediği sürece biliyorsunuz,
hiç kimseye suçlusunuz diyemeyiz. Tabii kesin hüküm diyemeyiz. Veremeyiz. Ama en azından, en azından belirli iddiaların doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanır. Haklarında bir takım şaibeler ortaya atılan, dedikodular ortaya atılan veya söylenen durumlarda politikacılar da kendini atlar. Böyle bir imkan da doğacak. Yani örneğin X politikacıyla ilgili şunlar, şunlar, şunlar. Peki oldu mu olmadı mı, dedikodu mu? Onlar da ortaya çıksın. Aklasınlar kendi kendilerini. Tabii öyle bir de vicdani sorumluluk aklanmak önemli. Aklansın ki toplum da artık belirli şeylere inansın. İnansın. Yani siyasetçiye inansın veya gerçekten mahkum olursa inanmasın, güvenmesin, ders olsun. Yani bu çok önemlidir bana göre. Bana göre çok önemlidir. İnsanlardaki adalet duygusunu artık bu kadar mahkum etmemek lazım. Bu adalet duygusunun, beklentinin ortaya çıkması gerekir. Halka bir umut, bir ışık, bir güven verme açısından. Yani vatandaş bilsin ki seçtiği kişiler kendisini doğru, dürüst, yasalar çerçevesinde idare edecek. Hakkı yenmeyecek, haksızlık yapılmayacak, adaletsizlik yapılmayacak. Vatandaş buna inandığında zaten işler daha kolay yürür. Birbirimize saygımız, sevgimiz daha da artar. Güvenimiz daha da artar. Çünkü bu uygulamalardan dolayı işte bakıyor vatandaş yanındakine ansızın şunu şu imkandan faydalandı. Haliyle bir tepki koyar, bir soğuma olayı ortaya çıkar. Yani niye sen öyle, ben namuslu dürüst çalışacağım, sen böyle yan biraz gelip yatacaksın, yan, ondan sonra imkan bulacaksın, durumun iyi olacak falan. Yani bütün bunlar ortadan kaldırmamız gerekir. Ve bu hükümet aşaması, bu kurulacak hükümetin de bana şekli de buna büyük ölçüde cevap verecek diyorum ben. Evet, benim anladığım kadarıyla, şimdi ben yeri gelmişken bunu da hemen söyleyeyim. Ben Özel Tahsin Bey'in evine gidip gelen bir şahıs olarak çok mütevazi bir evde oturuyor. Yani onu söyleyeyim, inanılmaz mütevazi, bahçeli, güzel bir evde oturuyor. Eşyaları falan öyle ahım şahım falan da değil. Yani ben bulduğumuz nasıl bakanlık yaptım? 74'te bulduğumuz eşyalardır. 70'te, evet söylemiştiniz sohbet ederken. Bunlar dedi 1974'te bulduğumuz eşyalar diye söylemişti o sohbetimizde evde. O yüzden böyle samimiyetine, dürüstlüğüne, vicdanına çok güvendiğim bir isim. Teşekkür ederim. Ve sizinle birlikte oturmak gerçekten benim için onur verici. Burada sizi ağırlamak da öyle. Benim anladığım kadarıyla sizin de böyle bir içinizde bir şey var sanki. Böyle bir beklenti mi desek, bir huzursuzluk mu desem yani. Ben üzüntü duyuyorum. Üzüntü gerçekten üzüntü duyuyorum. Yani bu toplum bunları hak etmedi. Bu toplum bunları hak etmedi. Yani 63 olayla 55'ten başlayarak 63 olaylarını 74'ü yaşayan bu toplum, o kadar özveri ve fedakarlık yapan bu toplum, büyük ümitlerle devletini kuran bu topluma gerçekten saygılı olmak, onlara doğru dürüst hizmet vermek zorundayız. Zorundayız. Onlar bizi seçerken güvenerek seçiyor. İnanarak seçiyor. Onlara bir hizmet vereceğiz diye seçiyor. Parti programımıza bakıyor. Meydanlarda attığımız nutuklara bakıyor. Ona göre karar verip seçiyor. Bir beklentileri var. O beklentilerini sürekli olumsuz yönde karşılarsak bu vatandaşta bir burukluk yaratır. Huzursuzluk yaratır. Bu ve her kesime yayılır. İşçisine, köylüsüne, çalışan memuruna, öğretmenine, polisine. Polisiyle konuşacağız. Yani Polis diyoruz ama polisin yaşam koşullarını biliyor muyuz? Polisteki eksikliği, polis sayısının eksikliği biliyor muyuz? Bu insanların hangi koşullarda çalıştığını, gece gündüz uyumadan, uyku düzenlerini bozarak, yeme düzenlerini bozarak, fiziksel, biyolojik olarak etkilendiklerini ve ne zor şartlarda görev yaptıklarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hepimiz polise yükleniyoruz. Ama onların yıllardır, aylardır mecliste bekleyen yasaları var. Yasaları var. Onları geçiremedik.
huzurlu bir ortamda görev yapmıyorlar. Huzurlu bir ortamda görev yapmayan bir polisten de fazla bir şey bekleyemezsiniz. Tam performans beklenemez. Bekleyemezsiniz. Yani hep bunları konuşmak lazım. Bunlar hep beklentidir. Bunlar hep çözülmesi gereken sorunlardır. Terfiler yapılıyor, yargıya düşüyor. Polisin terfileri yapılıyor, yargıya düşüyor. Yıllardır, 40 yıl polis teşkilatında görev yapmış, en üst mertebeye ulaşmış kişinin, polis genel müdürü olmuş kişinin siyasi düşüncesinden dolayı asaleti verilmiyor ve emekliye çıkıyor asaletini almadan. Yani bu nasıl anlayıştır, bu nasıl adalettir? Şey mi, yani doğru ifade edeyim ben anladığım şekilde, Pervin Hanım'dan bahsediyorsunuz. Evet, evet, evet. Evet. Şimdi yazık günah değil mi? Yani bu ve hala Pervin Hanım ne diyor? Vicdanen ve siyaseten gerçekten güzel bir şey mi? Evet. Güzel bir şey mi? 40-42 yılını vermiş ve gerçekten o görevde de bana göre, herkese göre başarılı olmuş bir kişi. Ben konuşup görüşüyorum Pervin Hanım'la. Evet. Onu da söyleyeyim. Hani hala mesela bugün şey diyor, gerektiğinde gerekirse üniformamı giyer, evet, mesleğini o kadar çok seviyor. Yani, o kadar çok seviyor. Kırılmadınız mı diyorum, üzülmediniz mi diyorum. Hala çalışabilirim diyor mesela. Çok evet. Erdem lazım böyle bir şey için. Evet. Hakikaten yani, çelik gibisi. Bunları yaşadık. Lazım. Bunları yaşadık. Şimdi işte diyoruz ki polis sivile bağlansın. Tamam işte gördük siyasetçilerin ne düşündüğünü, ne yaptığını gördük. Bağlanmadan da gördük. Sırf farklı siyasi görüştedir düşüncesi. Ya ki öyledir değildir, o hiç önemli değildir. Belki de yoktur da, kendi istediği adamı yapamadığı için ona da asaletini vermediler. Bu gerçekten ve bu emniyet teşkilatında alıyor. Bizi koruyan, bizi asayişi sağlamakla mükellef olan bir teşkilata siz hakkını, adaletini vermiyorsunuz. Ondan sonra ondan çok görev bekliyorsunuz. Olmadı. Tabii o konuya da farklı bir bakış açısını vatandaş farkında olsun diye söyleyelim. Yani hani diyorlar ya polis işte askere bağlıdır, şudur budur. Evet. Unutmayın ki Pervin Hanım genel müdür, resmi olarak genel müdür asaletini alamamasının nedeni siyasiler oldu. O üçlü kararname gerekiyordu. Yani nasıl ona bağlıdır o zaman? İşte onu söylüyorum ben de. Yani direkt onu bunu söylüyorum. Vatandaş yani bu sınavı çok yani. Mu güzel verdik ki şimdi ısrarla bunu istiyoruz ve şunu da söyleyeyim. Yani bugün mecliste olan siyasal partilerimizden bir tanesi hariç, hemen hemen hepsi ya aynı isimde veya değişik isimlerde iktidara gelmiş partilerdir. Niye yapmadınız bu kadar zaman? Demek yapamadığınıza göre bir durum var, olmayacak bir durum var. Niye yapamadınız? Niye sürekli gündeme getirip insanların evet. Bir de duygularıyla, beklentileriyle oynuyorsunuz? Ha. Yani demek ki koşullar şu anda buna belki cevaz vermiyor da olmuyor. Niye yapamadınız? Yapılabilirdi. Yani bunu devamlı böyle işte sivile bağlansın, şu olsun, bu olsun laflarıyla veya ya polis açıklama yapar veya istifa eder. İstifa etmek bu kadar kolaysa o zaman bunu söyleyen kişi, az önce bahsettiğimiz kişinin hakkını da arayacaktın sen o zaman. Bunları söyleyebilmen için değil mi? Tarafsız evet. Olmak gerekir. Evet. Şimdi devam edeceğim o az tabii. Önceki o üçlü dörtlü koalisyona geri döneceğim. Oradan kaçışınız yok. Ahmet Gidereli, günaydın, çok teşekkür ederim anneciğine, selamlar. Şimdi Zeki Avçer, Ahmet İkidereli, evet. Günaydın. Emir Çayan, görüşlerimiz farklı da olsa Tahsin Bey'e saygı duyarım demiş Emir Çayan Bey. Metin Bey, Sayın Tahsin'in anlattıklarınız doğru ancak yüzde kaçı bilinmez, Rum kesimi dünyanın neresinde olursan ol oy kullanma hakkı veriyor. Bizler neden yapamıyoruz, anlam veremiyorum. Örneğin İngiltere'de yaşayan Türkler tabii. Ki Metin Bey onlardan biri. Bununla evet. ilgili... Doğru. Doğru. Verilmesi öyle. Lazım. Verilmesi lazım. Lazım da niye verilmedi mesela? İşte teknik nedenlerden tanınmamadan, şuradan buradan kaynaklanan nedenler deniyor. Ha bu mu yani? Teknik ve şey mi? Tanınmama mı? Niye bu siyasiler o zaman gidip İngiltere'ye bu insanlara da şey veriyor, vaatler veriliyor orada da? Tabii canım. Umut veriyorlar. Yani olmaz. Neyse evet, doğrusu yani, onu söylemek lazım. Olacaksa olacak, olmazsa neden olmadığını açıkça çıkıp söyleyecekler. Tabii bunun içinde bir mücadele gerekiyorsa hep birlikte bir mücadele verilir. Yani şunu da söyleyeyim. Yani yurt dışında yaşayan Türkler de
en azından burada yaşayan Türkler gibi bu ülkeyi seven insanlar devamlı Avustralyalardan, İngiltere'lerden fedakarlık yapıp da ülkelerine devamlı gelen insanlar, bağlarını koparmayan insanlar. Çok da ilgililer Tansin Bey. Yani ilgililer. Ülkedeki ve sorunlarla çok bizden bağlı. Daha ilgililer. Devletlerine çok bağlı. Gerçekten evet. Çok bağlı. Yani onun yaşatılmasını isteyen, canı gönülden isteyen insanlar. Tanıyoruz bunları, hep biliyoruz. Tabii yani hayatını orada yurt dışında geçiren geçirmesine ama rağmen ne olursa olsun kendi devletine, bayrağına, toprağına biz en az bizler kadar sahip insanlar, bağlı insanlar. Evet. Hatta bazıları bizim içimizdekilerden daha bağlı diyebilirim. Şimdi onu da siz söyleyin. Ben söyleyeyim, sevsin. Onu da eklemiş olalım. Tahsin Bey, bu üçlü dörtlü koalisyon meselesine dönecek olursam yine konuşmalarınızdan şunu algılıyorum ki sanki böyle bir dörtlü mü olmalı? Yani toplum vicdanını rahatlatmak için, halkı sandığa götürmeye ikna etmek için, bir takım ve şeylerin... Ve beni ikna etmek için. Ve sizi ikna etmek için. Dörtlü olmasını mı arzu edersiniz? Gönlünüzden o mu geçer? Tabii şimdi ben bir partinin siyasi parti meclisinde olan bir kişi olarak şu anda genel görüşlerimi ortaya koydum. Olsun. Genel görüşlerimi ortaya koydum. Onun beklentisini ortaya koydum. Beni tanıyanlar halkın beklentisine cevap verecek bir düşünceye sahip olduğumu anlarlar. Öyle anladılar söyleyeyim. Zaten. Öyle mesajlar geliyor zaten. Ve öyle diyorsunuz. Neyi bekliyor bu halk? Ben öyle demiyorum. Bu akşam daha şeyi bilmiyorum. Ben detaylarını bilmiyorum. Bu akşam detaylar bize gelecek. Ne detay bekliyorsunuz? Yani detay dediğim, örneğin üçlü koalisyonda pozisyonumuz ne olacak? Dörtlüde ne olacak? Onları bilmiyoruz. Onları hep tartışacağız. Pozisyon dediğimiz nedir mesela? Yani pozisyon hükümetteki duruşumuz, varlığımız, temsiliyetimiz, Kıbrıs konusu, önemli sosyal ekonomik konular, bunlar çok önemli. Yani ille de hükümete gelelim, bakanlık alalım konusu değil. Olmamalı. Yani onlar ikinci planda olan konular. Hatta işte iki bakanlık yerine üç bakanlık alır, şu vaat edilir, bu edilir. Onlar hiç söz konusu olmaz. Önemli olan kurulacak hükümetin devamlılığı, icraat hükümeti olması ve yapacağı icraatlarla bugüne kadar olan güvensizliği ortadan kaldırıp halka güven verecek ve geleceğe umutla halkın bakabileceği, haksızlığın, hukuksuzluğun olmayacağı bir düşünceyi yaratmaktır, bir hükümeti oluşturmaktır. Evet. Önemli olan budur. Yoksa benim partimin çıkarı, menfaati, pozisyonu daha sonra gelir. Öyle olması gerekir. Önce halkın, devletimin menfaati ve çıkarı, geleceğim benim önemli. Geleceğimizi kurmamız gerekir. Sağlam temeller üzerinde. İstikrarlı bir hükümet oluşması gerekir. Ve yapacağı icraatlarla da halka güven verecek bir hükümet olması gerekir. Aksi takdirde eğer yeniden halkın umutları kırılırsa, bundan sonra yapılacak olan seçimlerde sonucun ne olacağını hiç kimse kestiremez. Hiç kimse kestiremez. Bir daha büyük bir kaos olabilir mi? Olabilirdi. Yani doğacak olan tepkilerin nereye kayacağını hiç kimse bilemez. Peki Tahsin Bey, şey olabilir mi? Mesela biz okuyoruz, yani resmi bir bilgimiz yok ama okuduğumuz kadarıyla şey deniliyormuş mesela, işte bir yerel yönetim seçimlerinde UBP-DP ile işbirliği yaparmış. İşte Serdar Bey Cumhurbaşkanlığına aday olursa UBP'de destek verirmiş gibi pazarlıklar dönüyor deniliyor. Yani yok ki bakanlıklar, şunlar bunlar falan. Zaten DP'nin 3 tane temsiliyeti var. Yani kilit parti kabul şimdi, ediyorum ama 3 kişi bunları yani. Biz de duyuyoruz ama ben en azından şunu söyleyeyim. Biz koalisyon görüşmelerine başlamazdan önce parti meclisinde yapmış olduğumuz toplantıda bütün siyasi partilerle görüşmeye hazır olduğumuzu, hiçbirine kapımızı kapatmadığımızı söyledik. Ayrıca Sayın Genel Başkanımızın ben Cumhurbaşkanlığına adayım demesinden sonra
yapılacak olan koalisyon görüşmelerinde kesinlikle böyle bir konunun gündeme gelmemesi ve getirmemeyeceğimizi söyledik. Yani biz yapılan ve yapılacak olan görüşmelerde kesinlikle biz bu konuyu masaya getirmedik, getirilmesine de karşıyız. Yani bu yerel yönetimler, Cumhurbaşkanlığı falan filan böyle bir şey hiç yok. Kesinlikle hele Cumhurbaşkanı seçimi başkanımız açısından pazarlık konusu biz bunu yaptırmayız, yaptırmadık. Yani onu söyleyeyim. Yani bizim için bu çok önemli bir konudur, çok hassas bir konudur. İşte bu akşam üçlü koalisyona karar verilirse, işte Serdar Bey'e destek verecekler ve onun için verildi veya üç bakanlık aldı şeklinde yorumlanmasın. Yani onu söyleyeyim. Evet. Yani kesinlikle bu gündemde yoktur. Yoktur. Böyle bir şey hiç konuşulmadı, tartışılmadı. Biz zaten şart koştuk. Biz böyle bir şeyi gündeme getirmiyoruz. Peşinen söyleyelim. Hiç kimse ne buna sarılsın ne bunda bir beklenti olsun. Açık ve net ortaya koyduk. Peki üçlü olursa etken ne olmuş olur? Asıl etken. Yani üçlü olması halin, yani şeyin mi, koalisyon asıl etken ne olabilir? Belki bu üç siyasi partinin bazı temel konularda ortak noktalarının olması. Örneğin Kıbrıs konusu. Örneğin Kıbrıs konusu. Ama örneğin zaten seçimlerde hiç Kıbrıs konusunda konuşmadılar. Efendim? Zaten seçimlerde hiç Kıbrıs konusunda. Zaten Kıbrıs konusunda müzakereleri yürüten bir cumhurbaşkanımız var. O bu müzakereleri yapıyor. Yani hükümetlerin buna karışması, etmesi, şunu bunu falan fazla bir etkisi olmaz. Sadece görüş alıp görüş bildirirler. Yani bu nedenle üçlü veya dörtlü olmasında önemli ölçüde müzakerelere bir etkisi olmayacak. Yani bunu peşinden söylemek lazım. Etken ne olur peki böyle? Asıl ne etkili olabilir? Sadece ortak görüşler mi? Bir ortak görüşler olur. Bir de işte son yapılan seçimlerde tabii şöyle ayrım yapılır. Sağ sol oylar. Sağ oyların daha fazla oluşu belki %50'nin üzerinde olması. Yani çoğunluğun görüşünün hükümet oluşumuna yansıması. 50-50 etkin. Sanki biraz bölünmüş gibi o. 53 falan 53 baktığınız zaman öyle bir şey çıkar, tablo çıkar. O mu olabilir? Yani o da bir etken işte bir takım baskılar, şunlar bunlar. Yani biraz böyle hani önümüz şimdi eğer o etkili olursa şöyle bir algı oluşumuz. Ben öyle düşünüyorum. Eğer yüzdelikler etkili olursa oy potansiyeli açısından bir sonraki seçim düşünülerek kurulmuş olmaz mı? Olabilir. O zaman hani devletin bekası? Olabilir diyorum yani. Değil mi? Öyle olur herhalde. Olabilir. Peki dörtlü bir koalisyon kurulursa etken ne olur? Asıl etkenler? İşte az önce söylediklerim. Yargı? Az önce söylediklerim. Şeffaf bir yönetim anlayışı. Şeffaf bir yönetim anlayışı. Biliyorsunuz bu dörtlüde yeni bir parti yer alacak. Tamamen yeni bir parti. İsim değişikliğiyle başka bir parti yer alacak. Ve en azından değişik sağ, sol, merkez diyelim görüşlerin temsiliyeti olacak. Bu güzel bir şey mi? Güzel bir şey. Demokrasi ise eğer budur. Farklı siyasal görüşlerin bir ortamda özümsenmesi. Parlamenter sisteminde yani, aslında özü şimdi bu. Şimdi bakıyorsunuz Avrupa ülkelerinin çoğunda yıllardır hep koalisyon hükümetleri var. Yıllardır Almanya gibi bilmem ne gibi ülkelerde, Hollanda gibi ülkelerde hep koalisyon hükümetleri ve bir tane, iki tane de değil, 3-5 tane partinin o kültürü onlar ulaştı. Ulaştı, onları artık bu şey etmiyor, rahatsız etmiyor. Bizde de eğer bir demokrasi varsa, halkın iradesi ortaya çıkmışsa,
halkın iradesine uygun bir şekilde hükümet kurulması da gayet doğaldır. Tabii bu halkın iradesi meselesine galiba siyasi partilerin hepsi kendi çapından bakıyor. Mesela Sayın Özgür Gün şey diyor, halkın iradesi bizden yanadır diyor. %35 aldık. Evet. Yani rakamları bir tamam, iki aşağı yukarı söyleyeyim. %35'in gerisi de değildir ama. Yani bu tersi evet, aynen yani, öyle. Peki, değil. Bir iki tane soru var, onları sorayım. Sonra şunu merak ediyorum. Parlamenter sistem artık biz parlamenter sistemi biz beceremedik mi işleyişini, işletilmesini? Bundan sonra acaba başkanlık sistemini tartışma ve konuşma zamanı mıdır? Başkanlık sistemine geçmeli miyiz? Bunu soracağım size ama bir iki tane sorumuz var, onlara aktaralım. Emir Çayan, üç ayaklı topal iktidar olur o zaman demiş. Zor olur demiş. Hatice Salih Kerimgin şöyle demiş, dörtlü koalisyon daha kolay hesap soracak diye bir düşünce vardır toplumda. Tahsin Bey de zaten aynısını söylüyor. Yani o dörtlü içinde olanlardan soruşturulması gereken yok mu? Ve kendi partilerindekilerin de soruşturacaklar mı? Güzel bir soru. Geçmeden cevap Buyurun. Vereyim isterseniz. Güzel bir soru sordu. Teşekkür ediyorum. Biz bunu da partimizle konuştuk. Ve bunu gündeme getirdik, hesap sorulması gerektiğini ve biz orada yine oy birliğiyle bizden de hesap sorulacaksa sorulsun dedik. Bizim veremeyeceğimiz bir hesap yoktur, biz bunun içine dahiliz. Bakın onu rahatlıkla söylüyorum, biz bu soruşturma içerisine dahiliz, bizimle ilgili de ne varsa soruşturmaya evet deriz. Biz kendimizi aklamak istiyoruz bir takım yanlış görüşler varsa. Güzel bir konuya temas etti. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da konuştuk. Bu konuda da yaklaşımımız evettir. Yapılsın. Evet. Bu arada internet bağlantımda bir kesinti oldu. Tekrar bağlanabilirsem diğerlerini de aktaracağım ama telefondan bakalım o zaman. Telefondan bağlanmaya çalışalım. Şimdi tabii çok şey vardı, soru vardı. Demek izleyenimiz çok var. Sağ olsun izleyicilerimiz, hiç bizi yalnız bırakmazlar evet. Bu konuda. Görüşlerini bizler de net olarak hepsini aktarmaya çalışırız. Evet, geldi bağlantımız, hemen bakalım. Bir izleyicimiz şöyle demiş, Hakan Bey göndermiş. Ben diyor dörtlü kurulmasından yanayım. Demokrat Parti için de çok hayırlı olacak. Üçlü kurulursa bir dahaki seçime Demokrat Parti'nin baraj altında kalabileceğini düşünüyorum demiş. Dörtlü kurulsun, Demokrat Parti de kendini böylece aklamış olur demiş. Benzer bir şeyi siz de söylediniz zaten. Saygılarız. Evet. Bir tane daha vardı, onu da bulursam. Evet, niye verilmedi oy hakkı? Çok güzel soru. İngiltere'de veya yurt dışında yaşayan Türklere karşı buradaki halkın bir kısmı bunu istemiyor maalesef. Dışta yaşayanlarmış, neden burada yaşayanların kaderini çizsin diyorlar. Ah Hatice Hanım, o konuda ben bir şey söylerdim ama şimdi bir şey olmasın, ayrımcılık yapmış gibi oluruz. Ama söylerdim yani. Dışta yaşayanlar mı kader belirler, içte olanlar mı? Tahsin Bey'in söylediği gibi birçok KKTC vatandaşı sağlık, çalışma, eğitim nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunamaz seçim zamanı. Bizim ve komşunun evinde 7 kişi kullanmadı burada olmadıkları için ve yaşlılıklardan dolayı da gidemeyenler var diyor. Aynı şeyleri paylaşıyoruz. Aynı duygu yani, ve düşünceleri paylaşıyoruz. Evet, yani o katılım zaten oranını etkileyen faktörler bunlar. Doğru. Evet. Doğru. Çok önemli. Şimdi Tahsin Bey. Ve bu arada ölü insana dahi şey geldi. O da ayrı bir muhabbet. Yani o da bu galiba bizim şeyde bu. Yani o da basına düştü biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Bizim bu şeyde galiba devletin makamlarında, kurumlarında bir şey İletişimsizlik var. İletişimsizlik. Yani biri rahmetli olmuş, onun ölüm belgesi çıkar kaymakamlıklardan. Kaymakamlık yani gün içerisinde veya bir haftanın sonunda yok mudur bir personel çünkü çetelesini çıkarıp da bilgi versin? Çünkü ölen öldüğünü bildirmek zorundasınız. Tabii canım, nasıl gömeceksiniz? Mutlaka yani kaymakamlığın, muhtarlığın ya da birilerinin haberi var. Ama YSK'ya bildirilmeli veya nereye bildirilecekse. Orada da bir
yıllardır tuhaflığımız devam ediyor. Evet. Tahsin Bey, bu akşamki toplantınız 18'de mi? Evet. 18'de. Kaç saat sürer tahmininiz? Kaç saatte KKTC'nin kaderi belli olacak? Uzun olabilir. yani şimdi uzun olma ihtimali... Uzun sürmez. O zaman bir fikir birliği var. Efendim? O zaman bir fikir birliği var. Çok tartışmalı olmayacak herhalde. Bilemiyorum. Ben onu anladım. Şimdi eğer çok böyle uzun uzadıya olursa demek ki fikir ayrıcalıkları çok vardır. Yine boyuna ciddi tartışmalar oluyor. Daha kısa sürerse demek ki ortada bir çoğunlukta bir fikir birliği var gibi algılıyorum. Ben de o yüzden sordum. Bilemiyorum. Tahsin Bey için. Mümkün değil. Söylemeyeceğim falan modu, o modda yani şu anda. Olsun. Ben sizi böyle de seviyorum. Şimdi... Sayın Genel Başkan, kendimi baskı altında hissediyorum dedi. Evet. Serdar Bey. Evet. Nedir bu baskı? Yani tabandan gelen bir baskı var dedi ama o baskının hangi yönde olduğunu söylemedi. Yorumu açık. Siz deneyimli bir siyasetçi olarak Tahsin Bey'in bakışlarını çok yakından görüyorum ya. Deneyimli bir program yapımcısı olarak evet devam ediyoruz. Ne olabilir Serdar Bey'in söylemeye çalıştığı? Onu Serdar Bey'e soracağım. Siz ne görüyorsunuz? Onu kendisine sormak lazım. En iyisini o bilir. Söylemiyor işte o da. Söylese onun söyleyemediğini ben hiç söyleyemem. Emir Çay'a şöyle bir mesaj göndermiş. UBP iktidar olabilir, komisyonlar da işe yaramaz bence, yapamaz diyor. Bir de o sıkıntı var tabii yani... Ne sıkıntısı? Üçlü bir koalisyonda işte komitelerde temsiliyet şeyi var. Çünkü grup kurmanız için ve komisyonlarda temsil edebilmeniz için en az 5 tane milletvekiliniz olması lazım. Böyle bir durumda söz konusu olmadığına göre yasaların komite görüşmesinde iktidar büyük sıkıntıya girer. Tabii teknokrat bakanlar da atanabilir ama UBP'nin ruhunda yok öyle bir şey değil Hayır, mi? Hayır atama ne var kadar ata, o etkilemez yani. Ha, o etkilemez. Yani meclis iş tüzüğüne göre meclisteki komitelerde temsiliyetinizin olabilmesi için en az 5 milletvekiline sahip olmanız gerekir. Şimdi şu anda üçlü bir koalisyonda ikinci ve üçüncü partilerin 3 ve 2 milletvekili var. Dolayısıyla muhalefette kalacak partilerin ağırlığı daha fazla olacak komisyonlarda. Bu da tabii ki komisyon aşamasında yasaların geçmesinde büyük bir rol oynayacak. Kilit olabilir diyorsunuz. Kilitlenme yani olabilir. O da söz konusudur. Peki başkanlık ve parlamenter sistemle ilgili görüşlerinizi evet. Hemen alalım. Ben size hemen şunu söyleyeyim. 1975'te ilk kurucu meclis ilan edildikten sonra biliyorsunuz seçilmiş kişilere ilaveten bir de kurum ve kuruluşları temsilen seçilip gönderilen ve oluşturulan bir kurucu meclis vardı. Federe Devleti döneminde. Bu kurucu meclisin esas iki görevi vardı. Bir, anayasayı hazırlamak, seçim ve halk oylamasını hazırlayıp en kısa sürede seçime gitmek. Bu anayasa çalışmaları sırasında sistemin ne olacağı gündeme geldi ve tartışıldı. Ve o günlerde başkanlık sistemi de gündemdeydi. Parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi? Çok iyi hatırlıyorum. O konuda mevcut merhum Cumhurbaşkanımız Rauf Rafik Denktaş başkanlık sisteminden yanaydı. Tabii küçük bir toplum oluşumuz, yanımızdaki komşularımızın bu sistemle yönetilmiş olmaları ve bu sistemin çalışmış olması ve en önemlisi partizanlıktan uzak hizmetlerin yapılabilmesi için başkanlık sisteminin daha uygun olacağı konuşuluyordu, öne sürülmüştü ama ne yazık ki çok iyi hatırlıyorum
sırf Denktaş Bey başkan olsun diye, sırf kendi düşüncelerini tatmin etmek için böyle bir öneriyi getirdiğini, benimsediğini muhalefet ısrarla söyleye söyleye o sistemden vazgeçtik, parlamenter sisteme döndük. Bir yanıltma oldu yani, evet, diyorsunuz. Evet. Yani gündemimizde o da vardı. Hiç gündeme gelmemiş değildir. 1975 kurucu meclis döneminde gündemimize geldi, tartışıldı. Ondan sonra Denktaş Bey dedi ki, madem ki böyle düşünüyorlar, yanlış anlaşılmasın, ben bu görüşümden vazgeçiyorum dedi ve parlamenter sistem üzerine anayasamızı oluşturduk. Hırslar. Evet. Şimdi gelinen aşamada artık ciddi ciddi bu konuşulmaya başlandı ve bence de konuşulması ve bu sisteme geçilmesi gerekir. O dönemde siz de başkanlık sistemine geçiş, evet, yapılması gerektiğini, evet, düşünenlerdensiniz. Evet, aynen, aynen. Nasıl bir başkanlık sistemiydi görüşülen ve bugün tartışılması tabii şimdi, gereken ne? Yani başkanlık sistemi antidemokratik veya totaliter veya idarenin tek kişide olacağı bir sistem değildir. Yani bu başkanlık dendiği için öyle anlaşılmasın. Hı hı. Öyle bir sistem değil değil. Rum nitekim tarafında da var. Aha, herkes yargılanıyor, evet, başkanlar. Rum tarafında dahi var. Amerika'da var. İşte Fransa'da var. Başka ülkelerde var. Yani Türkiye başkanlık sistemine geçti. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçti biliyorsunuz. Tabii. Yani önemli olan yasaların, anayasanın ona göre düzenlenmesi ve başkana vereceğiniz yetkiler de önemli olan. Ve başkanı kim denetleyecek? Mesela Amerikan başkanı bile her istediğini yapamıyor şimdi. Kesinlikle. Yargının büyük denetimi altındadır. Evet. Yargının birçok kararını yargı bozuyor. Bozuyor, yapamıyor. Yani buna benzer olabilir diyorsunuz. Mutlaka, yani başkanlık sisteminde illa sınırsız, başkanda sınırsız yetki var diye bir şey yoktur. Sadece sistemin özünü oluşturursunuz. Nitekim işte Güney'de var. Başkanlık sistemi geliyor, kabinesini oluşturuyor. Dışarıdan siyasal partiler geliyor meclisle. Çalışmıyor mu? Çalışıyor. Meclis daha mı verimli olur o zaman? Hükümet daha verimli oluyor. Hükümet daha verimli oluyor. Neden? Çünkü oraya gelen kişi tek rotak kişidir. Seçim derdi yok. Bakın. Seçilip seçilmeme diye bir endişesi yok. Bizde nedir? Seçilme ön plana çıkıyor ve ön plana çıktığı zaman da popülist politikalar ortaya çıkıyor, gerçekleşiyor. Menfaatlar, çıkarlar dağıtılıyor, kayırmalar oluyor. Kişiler kendi koltuklarını veya mevkilerini koruyabilmek için, ama başkanlık sisteminde icra makamı öyle bir sorunu yoktur. Beni seçer veya seçmez. Adam teknokrat. Dıştan geldi. Daha titiz, daha temiz, daha dürüst iş yapar. Herhangi bir gayesi falan yok. Herhangi bir hesap vereceği siyasi partisi bir şey yok. Kitlesi yok. Doğru. Yani o çok önemli. Bir de riyakata göre herhalde o zaman daha mı? Riyakat daha ön plana çıkacak tabii, o zaman. Tabii. Diğer yani hususlarda da. Peki bu yeni kurulacak olan hükümet sizce bunu yapabilir mi? Yoksa yani sürer mi daha doğrusu? Ne kadar sürer? Bir de erken seçim konuları konuşuluyor. Üçlü de kurulsa, dörtlü de kurulsa bir şey olmaz diyenler var. Yani en kısa sürede erken seçim olur diyenler var. Tabii yani önemli olan, kurulacak olan hükümet modeli ne olursa olsun uzun ömürlü olmasıdır. Olur mu sizce? Şimdi bazen rakamlar yanıltır. Nasıl yanıltır? Bunu yaşadık. Örneğin Cumhuriyetçi Türk Partisi UOP döneminde kurulan koalisyonda yanılmıyorsam 38 milletvekili vardı. Değil mi? Hmm. 38 milletvekilleri vardı. Köklü, kalıcı bir şeyler yapamadılar. Ya. Yapamadılar. Yani her zaman sayı önemli değildir. İnanç bütünlüğü önemlidir. Kararlılık önemlidir. Hedef önemlidir. Yani ortak bir noktada buluşup götürme. Nitekim son UOP-DP yönetimi biliyorsunuz iki partinin oyları 26'nın altındaydı. Kimlerle destek gördü?
o şeyler vasıtasıyla bağımsız milletvekillerinin desteğiyle yürüttüler uzun süre bunu. Peki o bağımsız milletvekilleri destek çıkmasa yürümeyecekti. Bak onlar inandı mesela, biz destekleyeceğiz diye fire vermeden yürüttüler. Yani sayı da her zaman o kadar önemli değildi. Yani 26-27 sayısı da eğer inançlı bir grup oluşursa bunu uzun süre yürütebilir. Evet, peki. Süremizi zaten, nokta alacağız. Zaten sonuna mı geldik? Buyurun. Yok. Zaten bir hükümetin ömrünü yapacağı icraatlar belirler. Eğer siz gerçekten vatandaşa iyi ve güzel hizmetler verirseniz halkın beklentisi hükümetin devamından yana olur. Ama eğer veremezseniz o zaman ne olur? Bu hükümet gitsin, başka bir hükümet gelsin denir. Peki Tahsin Bey, şunu da sorup noktalayalım programı. Bir anayasa değişikliğine gidilmek istendi ama halk buna hayır dedi. Sizce neden hayır denmişti? Yani çünkü başkanlık sistemine geçiş olacaksa belki günün birinde ki bu yönde bir toplumda bir kıpırdanma var, istek var. Yine anayasanın değişmesi gerekecek. Bu halkı nasıl ikna edecek bu insanlar? Niye ikna olmadılar o zaman? Siyasi partiler bunu oy birliğiyle geçirdi ama sahaya inmediler. İnanmadılar mı? Sahaya inmediler. Vatandaşa, seçmene bunu anlatamadılar, inandıramadılar. Yapılan değişikliklerin faydalı olacağına, iyi olacağına vatandaşı ikna edemediler. Vatandaş onlardan bir adım önde oldu. Gerçekten bir adım hep önde oldu ve hayır dedi. Yani sen oy birliğiyle bütün partiler bir araya gelip bu değişikliği yapmış olsan bile ben bu değişikliklere inanmadım dedi. İnanmadım dedi, hayır dedi. Evet. Peki, siz İskan Bakanlığı da yapmış olan biri olarak bir yıl, 81-82. Şimdi bugün bu şeyler dağıtılıyor ya, arsalar falan. Evet. Kırsal kesim arazileri. Belge veriliyor, arsa yok diyor vatandaş. Bu nasıl oluyor? Nereye gidiyor? Nasıl veriyor arsayı? Nasıl belge oluyor o zaman? İşte. Ay Tahsin Bey, bugün çok mu zorunda bıraktınız? Yok, hayır, zorunda bırakmadınız da. Meraktan soruyorum, nasıl oluyor diye. İşte olmadığı için olmuyor. Nasıl yani? Yani zorlamayla bu iş olmaz. Zorlamayla. Yani ben işte seçim yaklaştı, kırsal arsa vereyim deyip de olmayan şeyleri verirseniz böyle olur. Ama belgede ne yaz? Yani mesela şimdi bir arsa verildiğinde ben alırım. Aldım diyelim. Almadım belgenin de nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum. O da ayrı bir konu. Bu belgede yazmaz mı? Arsa, parselasyon, işte hangi noktadır, değildir. Ne nasıl bir belgedir o? Ne var belgede? Selam deyip şey, kağıtla şey mi? Sana arsa veriyoruz Şirin Evler'de. İmza şimdi bitti mi? Nasıl eskilerin, olur o? Eskilerin bir sözü vardı. Senin malın nerede? Falan yerde. Peki ne kadardır? Vallahi derlerdi. Taştan haruba kadar. Taştan harub ağacına kadar. Öyle ifade ederlerdi. Şimdi bu da herhalde öyledir. Taştan haruba. Yani sınırı falan belli değil. İşte oradan oraya kadar. Oh vallahi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Bu akşam birlikte olacağız. Bizler de haber takip için. Öyle mi? Bir anda bir baktım ona. Sen nereden çıktın der gibi. Yok, PM'de falan değilim. Biz haberci olarak yer alacağız. Hayırlı güzel haberlerinizi bekliyor olacağız efendim, hemen kapının önünde. Toplum için ne gerekiyorsa o yönde karar alırız inşallah. İnşallah. Kaç kişiden oluşuyor parti meclisi? Yaklaşık 50-60 kişi. 50-60 kişi. Evet. Bu gibi kararları verirken niye parti meclisi toplanır? En üst organdır, genel kuruldan sonra. Ha, mesela ben şey demiştim, hani seçilmişler niye karar vermiyor, seçilmemişler karar veriyor buna diye böyle bir şey yapmıştım. Genel kuruldan sonra partinin en yetkili organıdır parti meclisi. En geniş temsiliyet. Peki. En geniş temsiliyetinizle bu akşam sizinle olacağız. Görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Süre çok çabuk geçti. Çok keyifli bir sohbetti benim için de. Teşekkürler. İzleyicilerimize de selamlar.
Başsın zaten onlar duymuşlardır. Görüşmek üzere diyelim size. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bugün için birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Stüdyo konuğumuz bu akşam toplanacak Demokrat Parti Parti Meclisi üyesi. Deşifre ettim onu. o yüzden bu akşam onu yani iyice takip edeceğiz ama aynı zamanda. Siz beni bilmeden çağırdınız değil mi? Böyle bir durumu bilmiyordunuz. Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum. Tamam. Tıpkı sizin gibi. Çalışma Bakanlığı yapmış, Sağlık Bakanlığı yapmış, kurucu mecliste yer almış, aynı zamanda İskan Bakanlığı yapmış. Nereden nereyeydi? Haruptan? Taştan haruba. Taştan haruba. bu yorumu da bunu hiç unutmayacağım. Görüşmek temennisiyle efendim, hoşçakalın. Sayın Özer Tahsin'e çok teşekkür gelsin. Ediyoruz. Sağ olun Çiğdem Hanım. Hayatın tamamı olsun istersin. Kaç kaç kaçmasın istersin. Hiç hiç bitmesin istersin. Rastlarsan öyle bir ana, elinden sakın kaçırma. Koş koş peşinden koparla. Tut tut elinden yakala. Pepsi, o anların hepsi Pepsi. O anların hepsi Pepsi. Yaşatır seni Pepsi. Ektam Kıbrıs güne merhabayı sundu. Diyalog TV.